Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 265 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Ve özlerinin mallarını Allah'ın rızasını talep kılıp ve özlerinin nefsleri tarafından tesbit kılıp infak kıladigan kişilerinin misali balant yerdeki ve hasildar yerdagi bog'ning misoliga o'xshaydi. U bog'ga kuchli yomg'ir yetganda bog' o'zining yeguligini 2 barobar beradi. Agar unga kuchli yomg'ir yetmasa, fatallu. Yengil yomg'ir unga yetarlidir. Va Alloh qilyap turgan amallaringizni ko'ruvchidir. Suyutiyat yaptılar. وَمَسَلُوا نَفَقَاتِ الَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ طَلَبَ مَرَضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızasını talep kılıp, özlerinin mallarını infak kıladigan kişilerinin nefakalarını misali, وَتَسْبِيتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ ve özleri tarafından tesbit kıyan, tesbit kılıp, infak kıladiganların misali, اَيْ تَحْقِيقًا لِسَّوَابِ عَلَيْهِ Yani şu infakta savabını hakikatke çıkarken halette. Tesbit digene tahkik digene. Yani Allah Teala savab verişliğe anık işengen halette. Bi khilafil munafiqin allazine la yarcunahu li inkarihim lehu. Munafıklarının hilafı da. O munafıklar şimdi insanlar ki savabını inkar kılışardı. Şunun için savabını umidem kılışmaydı. Mana şu münafıklarının hılafıdır. Yani münafıkların tezkeresidir hakiki müminler. Ve min iptidaiyyetun min enfusihimdeki min iptidaiyyedir. Başlanıştaydı bildirildi. Uzları tarafından başlangan tespit. Ke mesali cennetin bustanin bustan cennet bana bustan Yani bağ diye manada. Bağının misali yok şeydi. Bi rabuvatin bi dammi ra ve gathiha mekanın muttefi'un mustevin rabuvatun ra'nin zemmesi bile ya ki fethesi bile. Rubuvatun diseyim buladı. Rabuvatun diseyim buladı. Ve bazen kesre bile nam okuladı. Ribuvatundur. Bu tekkiz balant yer. Muttefi'un balant diken mustevin tekkiz diken. أصابها وابل فآتت أعطت ونجا وابل قطق يامغر كشلو يامغر يدد فبو باغ برد آتت ديگن أعطت ديگن وكلها أزنين يجلوغن يعني حاصلن بضم الكف كفنين ضمسدن وسكولها يعني أكلها دسدن براد أكلها دسدن براد أكلها دسدن براد دعفيني misley ma yusmiru gayruha yani o bağdan başka bağının veredigen hasılını 2 beraberini fe illem yusib hava bilun fatallu fe illem yusib hava bilun eğer o bağge küçlü yağmur yetmese yağmese fatallu yani yengil yağmur yeterlidir Matarun hafifun yusibuha ve yekfiha. Yengil yağmur unga yağadı ve kifaya kıladı. Li irtifaiha
şu bağ baland bo'lgani uchun. Al ma'na tusmiru va tazku. Kasural mataru am qalla. Oyatning ma'nosi shuki, bog' bari bir meva berib, bari bir ko'payaveradi, yomg'ir ko'p bo'lsa ham yoki oz bo'lsa ham. Fa kazalika nafaqatu man zukira. Aynan shunga o'xshab, oyatda zikr qilingan odamlarning nafaqalari ham kasurat am qallat. Zikr qilingan odamlarning nafaqalari Allohning huzurida ko'payib ketaveradi. Oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham. Ya'ni qilingan nafaqalar, sadaqalar oz bo'lsa ham ko'payib ketaveradi Allohning huzurida, ko'p bo'lsa ham. Baribir ko'payib ketaveradi. Vallohu bima ta'maluna basir va Alloh qilayotgan amallaringizni ko'ruvchidir. Fayujazikum bihi shu amallaringizga qarab sizlarga jazo beradi, mukofot beradi. Alloh subhanahu va taoloning Qur'onining mukammalligini ko'ring. Hikmatini qarang. Eng muhim masala infoq masalasiga buyurdi, targ'ib berdi, endi yana targ'ib beryapti. Haqiqiy infoq qanday bo'ladi? Va masalul lazina yunfiquna. Infoq qiladiganlarning misoli deyilganda, yuqorida aytilindi, bu yerga bir muqaddar qo'ysa ham bo'ladi, va masalul nafaqati deb yoki keyingisiga qo'ysa ham bo'ladi. Kamasali kamasalil lazi indahu masalan jannatun bi rabvatin deganlik. Chunki hozir yerda insonni bog'iga o'xshatilyapti. Insonning nafaqasi bog'iga o'xshatiladi yoki inson infoq qiladigan odam bog'i bor odamga o'xshatiladi. Lekin Alloh taolo muxtasar qilib shuni infoq qiladigan odamni to'g'ridan-to'g'ri bog'iga o'xshatyapti. O'zlarining mollarini infoq qiladigan kishilarda Alloh taolo ikkita sifatni zikr qilyapti. Ibtigo'a marzotillahi. Allohning rizosini talab qilib, axtarib. Ibtigo degani axtarmoq degani. Allohning rizosini marzot degani. Allohning rizosini axtarib, mollarni infoq qiladigan kishilar. Alloh rizosi uchun. Demak, Alloh rizosini hosil qilishlik osongina bo'ladigan narsa emas. Uni talab qilishlik kerak, axtarishlik kerak. Axtarasiz, keyin Alloh taolo nasib qiladi sizga. O'zidan o'zi hosil bo'lmaydi, o'zidan o'zi kelmaydi. Bu insonlar Alloh rizosi uchun qilishar ekan. Ikkinchisi, va tasbitan min anfusihim, o'zlari tarafidan tasbit qilib. Tasbitni suyuti tahqiq dedi. Ya'ni o'zlari tarafidan haqiqatga chiqarib, ya'ni savobiga ishongan holatda. Savobi haq degan holatda. Buni yana bitta ma'nosi borki, savobini umid qilgan holatda. Yana bitta ma'nosi tekshirilgan holatda. Yuqorida aytdik-ku, Alloh taolo bug'doyga o'xshatdi, bug'doyni parvarish qilganingizdek, solih amallaringizni ham parvarish qilishingiz kerak. Tekshirishingiz kerak. Diqqatli bo'lib turishingiz kerak, xabardor bo'lishingiz kerak dedik. Shunga ishora bo'lyapti, va tasbitan min anfusihim, o'zlar tomonidan tasbit qilib. Qani qayerga ketyapti? Joyiga ishlatdimmi? Va bergan yerimda qanday ishlatishyapti? Unga ham diqqat qilishlik kerak. Mana bir necha ma'nolari bor. Yana bitta ma'nosi o'zlarini sobiq qadam qilib. Ya'ni biz Allohning yo'lida molimizni, jonimizni fido qilishligimiz bilan o'zimizni o'zimiz sobiq qadam qilgan bo'lamiz. O'zimizni mustahkam qilgan bo'lamiz. Albatta, dinni mustahkam qilishlik uchun qilyapmiz, o'zimiz albatta mustahkam bo'lamiz. Masalan, Alloh taolo boshqa oyatda aytayaptiki, "Intansurullaha yansurukum va yusabbit aqdamakum." Agar Allohga yordam qilsalaringiz, Alloh sizlarga yordam qiladi va qadamlaringizni tasbit qiladi, deyapti. Okay. Demak, o'zlarining mustahkam bo'lishligi uchun. Haqiqatan ham siz Qur'on hadisga qanchalik amal qilsangiz, shunchalik mustahkam bo'lasiz. Mana shunday go'zal fikrlar, go'zal amallar, maqsadlarda mollarni infoq qiladiganlarning misoli
Rabuvatunda bo'lgan bir bog'ning misoliga o'xshaydi. Jannat bog' degani. Lug'atdagi ma'nosi. Lekin biz jannat deganda osmondagi Alloh taolaning mu'minlarga tayinlab qo'ygan bog'i aqlimizga keladi. U ham bog' bo'lganligi uchun jannat deyilyapti. O'zi janna kalimasidan chiqqan, janna degani satara degani, yashirdi degani. Bog'larda endi daraxtlar ko'p bo'lsa, bog' ichiga kirgan odam ko'rinmay qoladi. Bog' ichidagi odamni yashiradi. Shuning uchun jannat deyiladi. Robvatun nima degani? Eng sahih, eng to'g'ri fikr baland yer. Baland bir yer. Va unumdor, hosildor yer. Tekis va do'mpay turgan yer emas, boshqa yerlarga nisbatan baland bo'lgan yer. Turpog'i nihoyatda yaxshi bo'lgan yer. Shunday tepalik, tekis va turpog'i hosildor bo'lgan yerdagi bog'ga o'xshaydi. Bog'ning misoliga o'xshaydi. Bu bog'ga vabil, qattiq yomg'ir yog'sa, kuchli yomg'ir yog'sa, bu bog' o'zining ukula, ya'ni yemagini ikki barobar keltiradi hosilini. Ya'ni ko'p yomg'ir yog'sa, ikki barobar hosil beradi boshqalarga nisbatan. Alloh taolo hosilni ukul deyapti. Ya'ni yeydigan narsa. Chunki bog'dan asosan umid qilinadigan narsa yegulik-ku, shuning uchun ukul deyilyapti. Yegulik deyapti Alloh taolo. Ba'zi bog'lar bor, ya'ni yomg'ir yog'sa imkoniyat ko'p bo'lsa, shoxlari ko'payib ketaveradi. Qalinlashib ketaveradi, lekin hosili ko'p bo'lmasligi mumkin. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, ukulaha. Ya'ni yeguligini ikki barobar qilib beradi. Bu qanday bo'ladi? Ba'zilar aytadiki, ikki zamon meva berishlik. Masalan, aytaylikki, boshqalarning olma bog'i bir marta meva bersa, bu bog' ikki marta beradi. Ya'ni bu ham bo'lishi mumkin. Masalan, anasining bog'iga o'xshab. Yoki ba'zi mevalar bor, bilasizlar, yilda ikki marta hosil beradi. Yana bitta ma'nosi bir marta hosil beradi-yu, ikki barobar beradi. Oyat shuni ko'rsatyapti. Di'afayn deyapti. Ikki barobar deyapti. Masalan, sizni bog'ingizda 100 ta daraxt bor. Boshqaning bog'ida ham 100 ta daraxt bor. Bu odam 1 tonna aytaylikki hosil olgan bo'lsa, siz 2 tonna hosil olasiz. Imkoniyat bo'lsa, mana suv ko'p bo'lsa, yomg'ir bo'lsa, 2 barobar bo'ladi. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, bu yerda oqar suvlar yo'q. Chunki vabil deyapti Alloh taolo. Osmon suviga bog'layapti. Zotan tepalikda dedi. Tepalikda bo'lgan bog' uzoqdan ham ko'rinib turadi, chiroyli ko'rinadi, baland bo'ladi. Tashqaridan qarasangiz ham go'zal, ichiga borib turib, atrofga qarasangiz ham go'zal. Va har xil ofatlardan ham mahfuz bo'ladi. Masalan, sel kelsa, yuvib ketmaydi uni. Ham pastda bo'lsa, yuvib ketadi. Yoki har xil hayvonlarni kirishi ham oson bo'lmaydi u yerga. Ya'ni har xil ofatlardan saqlangan bo'ladi. Shuning uchun tepalikdagi deyapti. Turpog'i ham yaxshi. Mana ikki barobar hosil beryapti. Fa'illam yusib havabilun, agar unga qattiq yomg'ir yetmasa, fatollu. Tollun unga yetarlidir deyapti Alloh taolo. Baribir hosil beraveradi. Tollun nima degani? Yengil yomg'ir. Ko'pchilik shunday tafsir qiladi. Ba'zilar tollunning ma'nosini shudring deyishadi. Shudringni bilasizlar, yomg'ir emas u, kechasi tushadigan namlik. Ba'zilar shabnam deydi farschasiga. Shabnam. Ya'ni kechasidagi ho'llik degan ma'noda. Shab kechasi, nam ho'llik degan. Ertadan qarasiz, ho'lib qoldi degan, daraxtlar, barglari, o'tlar, yerlar ho'lib qolgan. Lekin yomg'ir yoqqani yo'q. Ba'zilar shunday deydi. Lekin ko'p tilli mufassillar al-matarul xafif deydi. Yengil yomg'ir. Shunday bir sep ketadigan yomg'ir. Shu ham yetarli. Tagida suv bo'lmasa ham qarang. Daryolari bo'lmasa ham, arg'lari bo'lmasa ham, hovuzi, bulog'i bo'lmasa ham. Osmondan tushgan suv yetadi unga. Demak, mashaqqati ham oz, qarang. Mashaqqati oz. Agar yerdan suv keladigan bo'lsa, hali suvni to'sishingiz kerak, boqqa burishligingiz kerak,
bazı arıqları var, onları da toğırlaştığınız gerek, bazılarını açışız gerek, bazılarını berikişiz gerek. Doğru mu? Su kuyuşluyken bu bir katta bir meşakkat ki. Ve onu tez tez kütürüşlüyüz gerek. Ama Osmanlı'ya kadıken bu ise, Subhanallah. Nimet ki. O zaten yer yok adı. Hiç suda başkarışka hazreti yok. Siz dua kılıp, zikir kılıp, şükür kılıp otursanız, o zaman hasıl köpeği olur. Karın ki Allah Teala kendi bir güzel misal getiriyordu. Ve biz dikkatimizi tabiatga tortiyapti. Misol keltiryapti. Doim aytayapmiz, Qur'on aqli dalillarni ko'p keltiradi. Aqli dalil bu. Bog'ni misol qilyapti va tabiatdan keltiryapti. Va tabiat ilmlariga juda katta ahamiyat beryapti Alloh taolo. Demak, bog'dorchilikka bu oyatni juda aloqasi bor. Bilin, bog'dorchilik masalasiga bu oyatni juda aloqasi bor. Kim bog'dorchilikda hosilni ko'proq olaman desa, tepalikdagi, robuvatundagi boqqa diqqat qilsin. Va yomg'irlarga qarab turib ish tutsin. Yomg'ir ko'p yog'adigan mintaqalarga qarab turib. Wallohu bima ta'maluna basir, va Alloh taolo qilayotgan amallaringizni ko'ruvchidir. Qanday amal qilyapsizlar? Nima uchun amal qilyapsizlar? Nima niyatda qilyapsizlar? Nima yaqilyapsizlar? Qanday qilyapsizlar? Hammasini ko'rib turibdi Alloh taolo. Shariatga muvofiq amal qilsangiz, Alloh taolo boshqalardagidan ko'ra 2 barobar qilaveradi. Ko'paytirib beraveradi Alloh taolo. Va qiynalmaysiz ham, osongina. Osongina amal qilasiz, Alloh taolo ko'paytiradi. Payg'ambarimiz alayhissalom sahih hadisda aytadilarki, kimiki halol, toyib molidan bir xurmoni Alloh yo'lida infoq qilsa, bir xurmo qarang, bir xurmoni. Sizlardan birortalaringiz toy chog'ini, otning bolasini yoki botalog'ini, tuyaning bolasini parvarish qilgandek, Alloh taolo bu infoqni, sadaqani parvarish qiladi. Toki tog'dek bo'lguniga qadar. Qarang, bitta xurmoyingizni Alloh taolo tog'dek qiladi. Oson emasmi? Juda oson-ku. Bitta xurmoni sadaqa qilyapsiz, qiyomat kunida tog'dek savoblar kelyapti. Endi 10 ta xurmoni siz halol yo'ldan, halol yerga, shariatga muvofiq holatda infoq qilsangiz, 10 ta tog'. Tasavvur qiling. Yani ondan qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik ko'p bo'laveradi. Islom aslida oson, hech qanday qiyinchilik yo'q. Butun osonchilik, butun saodat, yengilchilik, baxt, sevinch hammasi islomda. Siz qachon qiyinchilikka qolsangiz, demakki islomga xilof qilsiz ekan. Shuni bilib qo'yinglar, bu qoida kelyapti. Qachon boshingizga musibat kelsa, hayotingizda qora bulutlar kelyaptimi? Bilingki, xato qilgansiz. İslam'a hılaf kılıyapsız. Şunun için kıyas çıkmaya kalıyapsız. Bülüsü yok kalıyapsız. Peki siz İslam'a amal kılıp yaşasız. Fela khaufun aleyhim ve lahum yahzanun. Hiç kendi korkuvam yok. Dertem, ghamem yok. Hatırcamsız. Allah huzu köpertirip bir orad. Yukarıda etkenimizde her bir tek kelimeleriz. Başkalarda kıyken milyon milyon sadakalardan, ihsanlardan afzalı kötü orad. Bir kelimiz. 266. ayet. Eyevaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin ve a'nabin tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarat ve asabahu al-kibaru ve lahu zurriyatun du'afa'u fa asabaha i'asarun fihi nabun fahtaraqat kezalike yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tetefekkerun. Sizlardan birortalaringiz uning xurmolardan va uzumlardan bo'lgan bog'i bo'lishligini yaxshi ko'radimi? Uning tagidan daryolar oqadigan bo'lsa va bu kishining bu bog'ida hosillarning har turidan bo'lsa va unga yoshi kattaligi yetsa va uni zaif bo'lgan zurriyatlari ham bo'lsa, shunda birdaniga bu bog'ga e'sor qattiq shamol teksa, bu shamolning ichida o'ti bor va tahtaraqot yonib ketsa, shuni yaxshi ko'radimi? Qarang, boshini yaxshi ko'rib turdi, oxirini yomon ko'rib qoldi. Hali bog'i bo'lsa, desa xursand bo'lib turdi hamma. Yonib ketsa, shuni yaxshi ko'radimi?
Şunday kılıp Allah Teala sizlerge ayetlerini bayan kıladı. Şayet ki tefekkür kılsalarınız. Süyüdiyet yaptılar. Eyyemeddu eyyuhibbu. Vuddun hubbun diyen. Yaş göredi mi diyen. Ahledi mi? Ahad hükümselerden bir artalarız. Entegune lehu cennetun bustanun. Bunun bağı bosa. Min nakhilin ve anabin. Hurmalardan ve üzümlerden bosa. Tecri min tehtelen haru. Tegiden deryalar aksa. Lehu fiha semerun. Bu adamın bu bağda meyvesi var, hasılı var. Min kulli semerati. Bütün hasıllardan. Kad asabahul kibaru. Ve kad asabahul kibaru. Ve halenki bunge yaşı kettali yetken, karıp koyan bu adam. Fada'afa minel kibari anil kesbi. Bu adam karıp koyanı için kesbden, mehnetten, bağbançılıktan zayıf bu koyan. Ve lehu zurriyetun du'afa. Ve bunu zayıf bugün zürriyetleri var. Evladun sigarun la yakdirune aleyhi. Yaş balları var. Ular iş kılalmese, mehnet kılalmese, bağçılık kılalmese. Fe asabaha i'sarun rihun şedidetun. Bu bağya kattık şamal teyse, kese. Fihi narun fehterakat. Ve bu şamalın içi de ot bosa. Kiin beçara adamın bağı yanıp geçse. وَفَقْتُهَا اَحْوَجُ مَا كَانَ اِلَيْهَا Bu insan şu bağga en muhtaç bulgen haleti de bağdan mahrum bulgaliyyaddi. Bağını kuldan bay veriyyaddi. وَبَقِيَ هُوَ وَاُولَدُهُ اَجَزَةً مُتَحَيِّرِينَ لَا حَيْلَةَ لَهُمْ Bu ve balları aciz haletlerde hayran kalışıp hiç kendi bir hileleri çare tapışılmazdan, çareleri bulmazdan kalışıyordu. وَهَذَا تَمْسِينٌ لِنَفَقَةِ الْمُرَائِ وَالْمَنَّانِ Bu riyakar adamlar görsündür ve minnet kılıp nefaka kıyan adamın misalıdır. فِي زَهَبِهَا وَعَدَمِ نَفْعِهَا Bunun nefakalarını ketişliği ve menfaati bu meslegi de bir misal kildiriyat ve baktalar. اَحْوَاجَ مَا يَكُونُ اِلَيْهَ فِي الْاَخِرَةِ İnsan ahirette bu nefakalarına katlı muhtaç buladığı vakitte karısı bu nefakalar ketken yok. Ve istifhamı binaenle nefi. Buradaki istifham yani eyyaveddu'daki alif istifham hamzası nefi manasıdır. Yani yaş görmesin diyen manada. Ve Ali ibn-i Abbasin huve raclu amile bitta'ati sümme bu'ise lehu şeytan fe amile bil ma'asi hatta ahraka amalahu. İbn-i Abbas'tan rivayetinde dedi ki bu salih ameller kıyan, itaat kıyan adamdır. Ki onge şeytan cünetildi de, bu adam şeytandan tahsillenip günah, mahsiyetler amel kıldı. Hatta ki aldığı amellerini yandırvardı. Şu adamın misalidir diyebilir İbn-i Abbas. Kezalike keme beyyene mezukire yukarıda zikir kılınken nesene Allah-u Teala beyan kıyandik yübeyyinullahu lekumul ayeti leallekum tetefekkerun Allah-u Teala sizlerge ayetlerini beyan kıladı ki şayet ki sizler tefekkür kılsalarınız فتعتبرون وإبرات أرسلين جزديا سبحان الله قرآن مكمل لكنين يقارده ترغيب دنيا وآخرتك فايدة أصالك نعمتن كين من عند زرار طورس ده بالمثال كيلتريات الله تعالى نهاية تشرالي قلب كيلتريات شريعتك خلاف حالتك نفق بيرين آدملرنين حالتك شو بلد Şeriatga xilof holatda mol-u davlatini sarflagan insonlar, hayotini sarflagan insonlarning holati shunga o'xshaydi. Faqatgina pul berishlik emas. Aytdik-ku yuqorida. Mana Ibn Abbos ham aytayaptiki, solih amal qilgan, orqasidan gunoh qilgan deyapmiz. Hammasi shariatga xilof. Masalan, aqidasi buzuqlik. O'zi juda yaxshi inson, lekin aqidasi buzuq. Shirk aqidasi bor. Foydasi yo'q. Yoki nihoyatda yaxshi inson Zahiren hiç kendi kemçiliği yok. Lekin riyakar, faydası yok. Hemesi yakşı, lekin minnetçi, faydası yok. Ya ki mesela, akidesi sağlam, riyakarmez, ihlasından kılıyordu, tevhidde, hiç kimse minnet kılmıyordu. Ama, naşari yıllar yapıyordu. Bunun hem faydası yok. Ya ki, şerî yolu hem kılıyordu, hemesi güzel. Ama arkasından günah kılıyordu. Şirk, küfür sadır buluyordu. Münafıklık sadır buluyordu.
fitnesini sadır böyle yaptı. Yine faydası yok. Hani? Şu suretle de hemesine nihayette bir ayençli misal kildir yaptı Allah-u Teala. Ayyavad dahadukum silerinin bir artıları yakşı göredi mi? Haklıydı mi? Entekune lehu cennetun onu bir cennet olsa, bağı olsa siz hala her yiyin. Naam yiyin. Haklıyımız, bağımız olsa. Min nakhidin ve a'nabin hurmalardan ve üzümlerden duyan. Hurma zarlar ve üzüm zarlar. Neye göre hurma zar ve üzüm zar da yaptı? Meyvelerde ise de en abrolisi kıymeti bu yana yürü. Hurma ve üzüm en abroli ve hürmetli ve kıymet hasıllardır. Meyvelerdir. Bunu şunu diye bir bağı var ki hani kıymet daha bağ. Hurmalar ve üzümler. Tecri min tehtil enheru. Ve bu cennetin yani bağının tekiden deryalar akadigan deyat. Yukarıdaki kıyas kılayım. Yukarıdaki kişinin su membesi yoktu. Fakat asmandan şey yaptırıldı. Bunu ki ise tekiden deryalar akadigandı. Deryaları var. Su membesi var. Hemen halinde bunu diye bağ buluştu yine. Lehu fiha min kulli semerat. Bu adamın bu bağda hasıllarının hemen türüden var. Hasıllarının hemen türü var. Tabi. Her hıl meyveleri var. Ve her kendi hasıl has payda buluyordu. Alın yaptı. Nihayet de güzel. Şu yürgeçe güzel. Hemen haliydi şimdi bağı buluştuklarını. Hemen imkaniyet var. Tabi. Hiç kendi kemçiliği yok. Ve asabahul kibar o. Ben şimdi tehlike başlanıyordu. Ve onge karlı git koyan, karıp koyan bu adam. Baba da şimdi şu bağga bir zarar buladıkken olsa, bu şimdi mihnet kılar mıydı? Başkattan bağ kurar mıydı bu? Karıp kaldı şimdi. Uzun hizmetke muhtaç. Şimdi siz dersiniz ki, balacakaları kette bugün durdu siz. Ve lehu zürriyetin duafe. Onun zayıf zürriyeti var. Balacakaları var, hemisi zayıf. Onge yardan bir el miydi? Baba da şu bağıya zarar buladıkken olsa özü yan kılalmıyordu, balları yan kılalmıyordu. Mahrum buladı, hemen de mahrum buluşadı. Aç buluşadı, karzge batadı, har buladı, rasva buladı. İmkaniyet kalmadı, umur bitti. Fe'asadaha i'asarun. Yani şu bağıya i'asar geldi. İ'asar katlı şamal diyelim. Asrundan çıkan sıkmak diyelim. Sıkadigan şamal. Bazen kuyun deydi. Kuyun. Kuyun da burasından aylantırıp keledi yaşamalı. Mesela da aylantırıp havaya alçık getirdi. Yani pastan tepeye buladı yaşamalı. Bazen nihayette ıssık şamal deydi. Hemen doğru. Zaten kuyunların burası ki yazlarda burası, ıssık yıllarda burası. Kışta kuyun bu neydi ki? Fihi narun. Bu şamal deyici de İhsan müzakkar bölgenin için fihi geliyor. Ot var. Ot hep geldi bu şamal. Kattık şamal buldu ve ot düştü. Fah tarakat bağ yanıp gitti. Şimdi bağ biz buluştuk halesini ben şimdi yok istedim. Allah saklasın biz. Bunun halinden Allah saklasın. Hani ot düşü yaptı da şamal tez bölgenin için otu dırt ve her tarafı üçürüp gitti yaptı. Tez yayıp da şey yaptı. Mesela bir bağ ot geçse de şamal bulmasa birbirine sekin tutaşardı. Kilip üçürü alışız mümkün. Ama şamal kilip otlu ursa her tarafı. İhsan olsa, aylantısı, kuyum olsa o. Şunuz mu? Hud tarihi siz kebap kılı yaptırken de, şaşlık kılı yaptırken de otlu fıdakken de yaşı yandırsız bu şamalam şunu da yandırır. Otlu ziyade kılı olardı. Bağda hemen yanıp gider. Hiç ezek olmuyor. Fehtara kat. Yani yanıp gitti böyle. Ayavad daha dukum, yaş görmedin mi diye. Elbette yok diyorsunuz. Yani yaş görmesin diye Allah Allah. Başlanışta yıkan da yaş başlanıyordu, ahırı kendi yaman buldu. Beşara adam. Dünyadaki imkaniyetlerim şundaki. Yukarıda sene genimizdek, şeriatke hılaf kıladığı insanlar. Dinge hizmet kımaydıganlar. Fasıklar, münafıklar, kafirler, müşrikler. Ulada halat şundaki. Allah Teala onlara hem de imkaniyeti veriyor. Yiğit ve kuvvet. Hem de imkaniyeti var.
dünyavi hama nimetler verilgen. Bular katta hizmet kılışı mümkün idi. Uzuya katta bir zahire hasıl kısa bular idi. Dünyada hem ahirette hem arzı borçta güçün. Ama yani bu hazır nihayette mükemmel bağ, tayinlerden deryalar var. Şu imkanetler verilgen o hamasını bekarga çıkardı. Öyle yaptırgeni de hem haredeki hiç kendine bir salih amel yok. E bu seyem zayıf, nakıs, kem, zulmü yeneyem yok, günahı yeneyem yok. E kafir müşrik olsa hiç yok. Ölüştü hala mıydı bir şey? Lekin ferişteler, ölüm ferişteleri onun ruhunu mecbur çıkarmışlar. Hazırda hem şunluk. Dünyada oldukça hizmet kıyken yok şey diyor. Milleti gelme, vatanı gelme, nene gelir. Kabirde kalırsa hiç yapıyor. Azap, azap, azap. Mahşerde hem şunluk. Bana sevapke muhtaç, acirge muhtaç, Allah'ta rahmetige muhtaç. Lekin hiç kendine yakışlığı yok bunge. Hemesi yanık izgen. Bana bu karı koyun adam yoksa. Ve hiç kimge yardımen bilermeyiz. Kezalike yubayyinullahu lekumul ayati. Şunu diyor ki Allah Teala sizlerge ayetlerini bayan kılıp verirdi. Yani sizlerge diyordu. Yani bizlerge diyordu Allah Teala bunu. Leallekum tetefekkerun şayet ki tefekkür kılsalarıyız. Tefekkür kılıçdaki tercih veriyordu Allah Teala. Tefekkür kılıyor diyordu. Yani demek ki tefekkür kılıçdik gerek. Uylaşlık gerek. Tefekkür hemen senin başıdır. Yaşlılarda başlayan tefekkür, yamanlıklarda başlayan tefekkür. Siz salih insan buluştuğunuz için yaşlı nesneler tefekkür kılıştığınız gerek. Yaman insan bu kılıştığınız için yaman nesneler tefekkür kılıştığınız gerek. Alın fikirler başlanadı, yine o fikirler tıllarda zahar kılınadı, yine amellerde icra kılınadı. Çünkü Allah Teala tefekkür kılıyorlar diye. Tefekkür kılıyım. Tabiri cemaatte bir çıralı yapı var. Dengizde cehaletten bir katre ilim yaşı. Dengizde ilimden bir katre amel yaşı. Dengizde ilimiz bu sayı, ameliz bu masa faydası yok. Ve dengizde amelden bir katre ihlas yaşı. Dengizde ameliz bu sayı, ihlas bu masayı, bana bunu yok olasın. Yok işte mesela. Ve dengizde ihlastan bir katre tefekkür yaşı değil. Fikir kılıçdik hamasdan afzal bo'lyapti. Tefekkürden başlanadı bunlar. Hamasa tefekkürden başlanadı. Shuning uchun Alloh taolo la'allakum tatafakkarun. Tefekkür kılıyorlar diyor. Mana ikkita bog'bonning misolini keltirdim sizlarga. Qaysinisi bo'lish solihsizlar? Birinchisimi? Tefekkür kılıyorlar. İkincisi bo'lish solamaysizlarmi? Qarin ayavaddu yaxshi ko'rasizmi desa ham yo'q deyapsizlar. Yaxshi ko'radigan narsa emas. Qanday bir aqliy tabiiy misol keltiryapti Alloh taolo. Qur'onni mo'jizaligini qarang. Shuncha imkoniyatlar hech qanday foyda bermadi bunga. Tafakkur qiling. O'zi fikr nima degani? Fikr degani esingizdami? Tartibul umuril ma'luma fi zihn li husulin natija. Natijani hosil qilishlik uchun inson o'zini aqlida ma'lum bo'lgan ishlarni tartibga solishlik. Buni tafakkur deyiladi, fikr deyiladi. Mana bu ilmdan hosil bo'ldimi? Endi o'zingizga bir chiziq chizing. Ha, demak men birinchi bobonga o'xshagan bo'laman. Faqat shariatga muvofiq yashayman deysiz. Shariatga xilof qo'yman. Qisman mana bu ikkinchi bobonning holatiga tushib qolar ekanman deydi. Shunga qarab ish qilasizki, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Zaten bizden talep kılınken neyse, bana şu niyet. Niyet, yani hemen kalb işi gibi, niyet, fikir, oylaşlık, hemen kalb işi. Ameller deyse Allah Teala yaratır. Tefekkür kılıyorlar. Tefekkür kılıyorlar. Allah Teala leallekum diyor. Şayet ki tefekkür kılsalar izle yaptı. Tefekkür kılıyorlar diyor yani bu. Talep kılı yaptı Allah Teala. Ve yine muhatap kılıp getiriyor karim. Tefekkerun. Tefekkür kılıyorlar diyor yaptı Allah Teala. Fikrimizi işleştirmemiz gerek. İslam fikirge targ'ib beradigan din. Mana hozir aytdim ki fikir qanchalik qadr qiymatli bo'lyapti. Endi men sizlarga boshqacha yo'l bilan tushuntirib bersam, fikrsiz insonni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Fikrinsiz insonni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Ba'zi inson bor, qarasangiz, namoz o'qiyapti.
Ama fikri namaz demez. Belki medresede ilim okuyordu, Kur'an okuyordu, Kur'an yatılıyordu ama fikri ilim demez. Fikri başka yerde. Ne mi buladı? Bu hafız bula aladı mı? Alim bula aladı mı? Ebeden bulamıyordu. Fikri yoktu. Ya dinge hizmet kılıyordu, meclis kuruyordu. Fikri bir yerde demez bunu, fikri başka yerde. Bunu bedene çerçeğe tutarız, onun sahibi yok. İsteyemiz bu koşun. Biraz ki hata kıyana, neye hata kıldığınız, fikrim cahide mesele değil. Fikir nihayet de mühim. Fikir bu meyandan ki, amelen bu meyde, ilmen bu meyde, ıhlasen bu meyde. Hiç kesiniz bu meyde. Ya cinli bulas, ya cinliye okşayan bulas. Tefekkür kılıçlık gerek. Oyleyin. O yüzden zulüm koymayın. Allah subhanahu ve teala qarang qandek mükemmel bir tartibda zikir qilyapti oyatlarda. Vahdoniyatni tushuntirdi. Faqatgina Allohga itoat qilishlik va butun tog'otlarni inkor qilishlik. Undan keyin tarixdan misollar. Mana endi dinga xizmat qil. Dinga xizmat qilganda ham haq yo'l bor, botil yo'l bor. Haq yo'lni tanla deyapti. Alloh taolo butun ummatga Qur'oni Karimni o'zini haqqicha to'g'ri tushunib, to'g'ri amal qilishlik ne'matini, saodatini nasib qilsin. To'g'ri amal qilishlik ne'matini, saodatini nasib qilsin. To'g'ri amal qilishlik ne'matini, saodatini nasib qilsin.